Merhaba arkadaşlar. Bugün yine evrim saçmalıklarına cevap vereceğiz. Sizce bir insan ve bir şempanzeyi çiftleştirerek melez bir tür yaratabilir miyiz? Ve daha önemlisi böyle bir türü yaratmalı mıyız? İnsan ve şempanze aynı tür değildir. Yani aynı familyaya ait canlılar değillerdir. Aile soyları aynı değildir. Aynı memeli grubundadırlar, doğrudur. Ama bu memeli grubunda, yani taksonomide, diğer başka hayvanlar da vardır. Sadece maymun ve insanlar yoktur. Sincaplar, kediler, balinalar hepsi var. Ancak familyaya geldiğimizde insan ve maymun ayrılır soy olarak. Ama evrimciler bunu kabul etmez. Neyse, ileride devam edeceğiz. Devam edelim. Bazı bilim insanlarına göre cevap evet ve işin ilginç tarafı insanze olarak da bilinen bu hibrit tür tarihte çoktan yaratılmış olabilir. Bazı bilim adamlarına göre dedi, evrimci bilim adamlarına göre, evrimci düşünce sahibi olan araştırmacılara göredir. Genel bir bilim adamı kapsamı değildir. Ve bu insanze denilen canlı da, bu gördüğünüz canlı bir maymun. Yani insan ve melez karışımı bir görüntü değil. Bir maymunu alıp deneylerde kullanıyorlar. Devam edelim. Birinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra ışık girmeyen bir yeraltı laboratuvarında çalışan Ilya Ivanovich Ivanov, insan maymun hibritlerine kafayı takmış ilginç bir bilim insanıydı. Paris'te eğitim aldığı yıllarda öğrendiği ve sonradan Sovyetler Birliği için yaptığı melezleme ve yapay döllenme çalışmaları dünyanın en dirençli atlarının üretilmesini sağlayarak Rus tarımına müthiş bir hız katmıştı. Şimdi atlarda yaptığını insanlarda yapmak istiyordu. Ivanov, Lamarck ve Mendel öğretileriyle, aslında Mendel'in söylediğine göre hareket etmiştir. O daha sonra Lamarck'ın düşüncesine, yani evrim düşüncesine girerek atları daha iyi atlarla çiftleştirerek, ki Darwin de bunu söylüyor, daha iyi atlarla çiftleştirerek daha iyi nesiller üretiriz düşüncesine sahipti. Ki bu doğrudur, çünkü genetik hasarı olmayan bir canlıyla ya da bir insanla genetik hasarı olmayan bir insanı birleştirirsen daha sağlam canlı ortaya çıkar, yavru ortaya çıkar. Ama hastalıklı bireyleri birleştirirsen sakat çıkar. Ancak burada şöyle bir şey var. Atı atla çiftleştiriyor. Yani canlı aynı, tür aynı. Ancak insan ve maymun farklı canlılar. İşte bu yüzden deney başarısız oluyor. Devam edelim. İnsan maymun melezlerinin her ikisinden de daha güçlü, daha zeki ve hastalıklara daha dirençli olacağına inanıyordu. Bu süper askerler demekti. Ama böylesi büyük bir proje için Lenin hükümetinden fon alacaksa daha fazlasına ihtiyacı vardı. O da Süper askerler dediği süper köleler aslında. Çünkü Lenin komünisttir ve evrimcidir, ateisttir. Bizzat kendisi Rus bilim adamı Pavlov'a köpekler üzerinde yaptığı deneylerde uyguladığını, yani köpeği köpekle çiftleştirip daha iyi nesiller elde etmesini, aynı Ivanov'un yaptığı gibi, ama bunu da insan üzerinde yapmasını istiyor. Bunu bizzat Lenin söylüyor. Çünkü itaat eden, karşı gelmeyen köle, askerler istiyor. Devam edelim. Şempanzeler günümüzde yaşayan tüm canlılar arasında insanlara evrimsel olarak en yakın olan türler. Onlar İnsana evrim olarak en yakın olan tür şempanzeler değildir. Bütün canlıların insanlara yakın genetik benzerlikleri vardır. Tavukta %80, muzda %60, farede %90. Yani bu oranlar akraba olma oranları değildir. Aynı türden gelme oranları değildir. Genetik materyallerin benzerliğidir. Yani aynı elementlerden yaratılmanın ve aynı organların sahip olmanın benzerliğidir. Yani mesela bizde göz var, maymunda da göz var. Gözün işlevi nedir? Aynıdır, değil mi? Görmek içindir. Yapısı da aynıdır. Dolayısıyla gözü kodlayan proteinlerin bilgisi de aynıdır. Yani gözdeki protein bilgisi kulaktaki protein bilgisiyle aynı değildir. İşlevi farklıdır. Bilgi farklılığı vardır. Yani aynı dediğimiz şey budur. Bu bir genetik akrabalıkla alakası yoktur. Çünkü göz sincapta da vardır. Kedide de vardır. Köpekte de vardır. İşlevleri aynıdır. Bu bir akrabalık bağlantısı değildir. Demek istediğim o. Devam edelim. olan ortak atamız olan Ororintogenensis ve Sahelanthropus chadensis gibi türler günümüzden 6-7 milyon yıl kadar önce yaşadılar. Şimdi Orientis ve Chalaeanthropus. Ortak atanın iki ayrı alt popülasyona bölünmesi sonucunda kollardan biri bize geldi, diğeri ise modern şempanzelere gitti. Tabii ki Şimdi böyle bir durum yok. Yani Ororin bir insan doğuramaz. Çünkü kendisi bir maymun türüdür. Bunun kanıtlarını da bilim adamları araştırarak, zaten bu canlının ağaca tırmandığını söylemiştir. Yani insan ata olmadığını, insanlarla alakası olmadığını belirtiyor. Evrimci araştırmacılar insan atası olduğunu söylüyor. Diğer bilim adamları böyle bir şeyin olmadığını söylüyor ve kemik yapılarını inceliyorlar. Ororintogenesis 12 parça fosil bulgusu var. 6-8 milyon olarak belirleniyor yaşı. Kol kalça kemiği,
alt çenesi, sivri dişlerini inceliyorlar ve bunun bir maymun olduğunu, ağaca tırmandığını işaret ediyorlar. Ancak Fransız araştırmacı Martin Pickford, Bridget Channel bu canlının iki ayak üzerinde yürüdüğünü iddia ediyor. Ama buna dair bir kanıt göstermiyor. Bu yüzden de anatomistler, antropolog Owen Lovejoy, taranmış resimler problemli diyor, güvenilir değildir diyor. Londra Üniversitesi'nden de bir profesör iki ayak üzerinde bu canlının olduğuna dair herhangi bilimsel bir temel olmadığını söylüyor. Yani gerçek değil. Bu evrimci iddialar var ama bunların bilimsel bir temeli yok. Yani yalan. Bir inanç olarak var. Yani bizim atamız diyor, işte Ororin diyor. Ondan insan ve maymun melezler çıktı diyor. Bu bir inanç ama bunun herhangi bir fosili, herhangi bir genetik bir kanıtı yok arkadaşlar. Tamamen evrim inancı ile alakalı. Ve gördüğünüz gibi de bu evrime inanan Müslümanlara söylüyorum bunu. İnsanın insan olarak yaratılmadığını söylüyorlar. Evrimciler. Yani Adem peygamberin olmadığını burada iddia ediyorlar ve hayvandan insanın geldiğini söylüyorlar. Kur'an'da, İslam'da böyle bir şey var mı? Yani siz evrime inanarak ateistlerin tuzağına çok güzel bir şekilde düşmüş oluyorsunuz. Onlara bilmeden destek olmuş oluyorsunuz. Evrim teorisi demek, inkar etmek demektir. İnsanın hayvandan geldiğine dair ne Kur'an'da, ne İncil'de, ne Tevrat'ta herhangi bir ayet yok. Bu saçmalığı artık bırakın. Kafanızı kullanın, aklınızı kullanın. Rorin bir gün durup dururken bir insan veya bir şempanze doğurmadı. Unutmayın, orada 6 milyon yıllık bir soy hattından söz ediyoruz ki şempanze tarafında da aynı şey geçerli. Ne kadar soy hattı olursa olsun, isterse dünyanın en başına git. En başındaki maymun olsun. Hiçbir şekilde insan melezi ya da insan yavrusu doğuramaz. Çünkü maymun farklı bir tür, insan farklı bir türdü. Bu bir inanç olarak anlatıyor bunu. Böyle olduğuna inanıyorlar. Hiçbir maymun genetiğinden hiçbir insan çıkmaz. Ya şimdi bir maymun insan doğuramaz. Ya bunun biyolojide imkanı yok. Burada anlatıyor sadece ama bilimsel hiçbir veri söyleyemiyor. Çünkü yok. Bu bir tahmin, varsayım. Ne kadar geriye gidersen git, hiçbir şekilde insandan maymun, maymunlarla insan doğumu olmaz. Mesela insanlara bakarsak, dünyanın en başındaki ilk insana kadar git ve günümüze gel. Erkek ve dişi olarak düşünelim. Çiftleştiklerinde yavru olur. İnsanlar üremeye başlar. Ama bu maymunla insan arasında böyle bir şey olmaz. Ama maymunla maymun arasında olur. İnsanla insan arasında olur ama maymun ve insan arasında olmaz. Neden? Çünkü aynı tür değiller. Akraba değiller. Bunun en büyük kanıtı budur işte. Genetik benzerlikler vardır, doğrudur. Bütün canlılarda vardır. Ama akrabalık böyle bir şey değil. Akrabalık soyların birbirini tutması, aynı soydan gelmesi ve genetiğin yani dölün birbirini eşleşmesi demektir. Genetik şifrelerin birbirini tutması demektir. Yavruların aynı türden yavruların çıkması demektir. Akrabalık bu şekilde tescillenir. Yoksa maymun ve insan demek kediyle köpek farkı kadar farktır. Ayrı tür olarak, ayrı canlılar olarak. Ama tabii evrimciler bunu kabul etmezler. Kendi inançlarını, düşüncelerini anlatırlar. İnanabilirler, bizi ilgilendirmez ama yanlış. Mesela bize gelen kolda o 6 milyon yılda en az 30 farklı insansı tür evrimleşti. Bunların 14 tanesi ise homo cinsine aitti. Yani Şimdi 30 milyon insan evrimleşti vesaire vesaire. Peki bunların kanıtları nerede? Yani insan sorar değil mi? Hani nerede bunun kanıtı? 30 milyon diyor. Ve bunların ara formlarını düşünün. Yüz milyonlarca ara form demektir bu. Ama evrimcilerin gösterdiği en fazla 5 tane insan türü gösterebiliyorlar. Belki 10 tane. Onlar da insan değil. Şey değil. Yani insanla maymun arası değil. Maymunlara insan, insanla maymun diyorlar. İşte kendilerine göre bilimi, düşüncelerini yontuyorlar. İşte 30 milyondan 11 tane kaldı diyor. Kendi iddialarını, yani kendilerini onaylamak için, kendilerini, ideolojilerini bilime yaklaştırmak için kendi kendilerine bahaneler uyduruyorlar diyeyim. Ya. Kolda göze en çok çarpan şey özellikle de son 4 milyon yılda beyin büyüklüğünün müthiş bir hızla artmış olması. Şimdi bir hayvan düşünün. Bir insan doğuruyor, bir de maymun doğuruyor. Böyle bir canlı biyolojide tarihte yok. Ortak ata denilen, o Ororin denilen canlı zaten bir maymun. Yani ortak ata değil, bir maymun o. Belki goril, belki şempanze ama maymun. Yani maymundan insan çıkmaz. Çünkü insan çıkması için diyelim, hani düşünelim, videonun başına bir gidelim. O zaman insan dölü lazım. Değil mi? Hani düşünürsek. Maymun var burada mesela. Ona bir insan dölü lazım. Hani insan çıkması için. Başta insan yok diyorsun. Dölü nereden gelecek? İnsan spermi nereden gelecek? İnsan genetiği nereden gelecek? Yok, maymunda var diyorsun o zaman. Olmaz, saçmalıyorsun. Ve bu gösterdiğin maketlerde fosillere bakılarak yapılmamış, tahmin edilen şekillerdir.
Bunların hepsi makettir. Gerçeği yansıtmaz. Evrimcilerin hayallerine göre, aklındaki evrim kurgularına göre tasarlanırlar. Ve beynin büyük olması, küçük olması da evrimle hiçbir alakası yoktur. Gorillerin beyni insan beyninden büyüktür. Filin beyni insan beyninden büyüktür. Ama akıl, zeka sadece insana özgü bir özelliktir.